Hoş geldiniz. Bu video diğer videolarıma nazaran birazcık farklı olacak. Beni takip edenler bilir genelde yapay zekalar hakkında bilgilendirici ve karşılaştırma esasında videolar yapıyorum. Bildiğiniz üzere son dönemde OpenAI sesli asistanı tanıttı. Yani gelişmiş sesli asistan diyelim buna. Sesli asistanla alakalı o kadar çok yanlış bilgilendirme görmeye başladım ki bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Gelişmiş sesli asistan henüz kullanıma sunulmadı. Şu an kullanılan asistan ChatGPT içerisinde aylardır var ve kullanılmaya devam ediyor. Özellikle YouTube içerisinde birçok kanal ve buna büyük kanallar da dahil olmak üzere sanki yeni gelmiş asistan gibi tanıtmaya başladılar ve tanıtmaya devam ediyorlar. Sunum sonrası OpenAI direkt sosyal medya hesaplarından gelişmiş sesli asistanın daha sonra geleceğini ve bu gelecek asistanın isminin ise Alpha GPT-4o modeli olacağını söylemişlerdi bize. Bu sebeple şu ana kadar izlemiş olduğunuz bütün asistan videoları eski asistan. Tabii ki ChatGPT'nin bize gösterdiği demo videoları hariç. Bununla birlikte bazı yabancı hesaplarda da fake videolar var. Yani arkadan ses kaydı alıp bu asistanı kullanıyorlarmış gibi davranmaya çalışıyorlar. Özetle OpenAI'nin bize tanıttığı muhteşem asistan şu an kullanımda değil. Ve yakın zamanda OpenAI'nin bahsettiğine göre yakın zamanda diyorum. Bizlerle buluşacak. Tabi ben yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Birkaç ay sonra bize sunacaklarını düşünüyorum. O ayrı mesele. Umarım yanılırım, daha erken gelir. Ayrıca ChatGPT'nin MacBook masaüstü versiyonu nasıl kurulur, nasıl kullanılır? Bu videoda size göstermek istiyorum. Çünkü bununla alakalı da birçok yanlış video yayınlandı. İlk olarak Safari'den ya da herhangi bir tarayıcıdan ChatGPT uygulamasını açın. Daha sonra hesap bölümüne geleceksiniz sağ tarafta burada gördüğünüz üzere. Burada uygulamayı indir diye bir seçenek var. Uygulamayı indir dediğimizde hızlıca masaüstü versiyonunu indirmiş oluyor ve buradan kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum ise çok kolay chatgpt.app dosyasını sürükleyip application dosyasının içerisine atıyorsunuz. Ben daha önce kurduğum için şu an bunu yapmayacağım. Bunu attıktan sonra kurulum işlemi tamamlanıyor. Bu arada Macbook üzerinden indirme bağlantısını göremiyorsanız eğer çünkü bazı hesaplarda görünmeyebiliyor ya da güncellenmemiş olabiliyor. Windows'daki exe Apple'daki DMG'ye denk geliyor. DMG dosyasını sizinle paylaşacağım ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Eğer indirmede problem yaşarsanız dosyaya hızlıca oradan ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşede bir ChatGPT'nin simgesi çıkacak ve buradan ChatGPT ile ilgili ayarları yapabilirsiniz ve ChatGPT'ye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir kısa yol var hızlıca ulaşmak için. Başlatıcı kısa yolunu değiştir diyor. Burada hazır bir şekilde Options ve Space tuşlarını aynı anda basarak hızlıca kısa yolu getirebilirsiniz. İsterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz da. Ben böyle bıraktım, aynı şekilde kalabilir. Kısa yolu aktif ettiğinizde gördüğünüz gibi burada bir pencere açılıyor ve buradan hızlıca ChatGPT ile iletişime geçebiliyoruz. Ayrıca burada bir çengel butonu var. Mesela karşıya dosya yükle, fotoğraf çek ya da ekran görüntüsü al gibi birçok seçenek mevcut. Hızlıca ekran görüntüsü alıp buraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Uygulamanın kendisi bu şekilde görünüyor açıldığında. Ve sesli asistan olayına gelelim. Dediğim gibi eski sesli asistan kullanılıyor burada da. Yani gelişmiş sesli asistan şu an Macbook masa üstünde de mevcut değil. İlk kurulum yaptığınızda size bu şekilde bir uyarı verecek yeni sesli mod yakında geliyor. Önümüzdeki haftalarda ChatGPT Plus içinde bir alfa sürümde yeni GPD-4O özelliklerine sahip yeni bir sesli mod çıkarmayı planlıyoruz diyor. Birkaç hafta diyor. Tabii ki daha uzun da olabilir. Yani umarım birkaç hafta sürer. Erişimin olduğunda sana haber vereceğiz diye bize uyarmış. Burada eski asistanla bir deneme yapalım. Bakalım nasıl olacak. Sağ alt tarafta bir kulaklık butonu var ve buraya bastığınızda sesli asistan devreye giriyor. Merhaba ChatGPT. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Senin bu özelliğin benim şu anki Macbook masaüstümü görebiliyor mu? Yani ben hangi uygulamada çalışıyorum ya da hangi işlemleri yapabiliyorum bunu görebiliyor musun? Hayır. Maalesef ben sizin Macbook masaüstünüzü veya o anda hangi uygulamaları kullandığınızı göremiyorum. Ancak Macbook masaüstünüzü nasıl daha verimli kullanabileceğiniz veya herhangi bir sorunuzu cevaplamak için burada yardımcı olabilirim. Şu anki Tamam yeter konuştuk mesele anlaşıldı. Gördüğünüz üzere Macbook üzerindeki görüntülere şu an için erişemiyor. Hatırlarsanız demodaki versiyonda masa üstüne erişebiliyordu ve sizin ne yaptığınızı görebiliyordu. Şu an Macbook masa üstünde böyle bir özellik yok ve birçok videoda bunu gördüm sanki bu özellik kullanılıyormuş gibi. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Lütfen Yanlış yönlendirmeyin insanları şu an eski asistanı kullanıyoruz ve asistan gelmedi. Bu arada Windows versiyonu yok. Soranlar olabilir hani neden Windows'a çıkmadı diye. OpenAI ile Apple bir işbirliği yaptı. Tabii ki bu şu an gizli bir işbirliği. Basına sızan taraflarını söylüyorum ben size. Ancak ileride daha büyük gelişmelerle karşı karşıya kalacağız. Örneğin bu asistan muhtemelen muhtemelen demiyim kesin gibi Suriye gelecek fakat şu an Windows tarafında ve Android tarafında herhangi bir gelişme yok maalesef. Bu video bir bilgilendirme videosuydu ve yanlış anlaşılmaları gidermek adına çektim. Bazı şeyleri sürekli tekrarlamış olabilirim. Bundan dolayı özür diliyorum. Ancak sürekli aynı videolar karşıma çıktıkça ben de artık sinirlenmeye başladım ve insanların yanlış yönlendirildiğini gördükçe de bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Durum bu şekilde. Dediğim gibi biraz farklı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.